Şimdi balık mevsimi biliyorsunuz açıldı. Balıklar tutuluyordu. Acaba balıklar olması gereken ölçülerde tutuluyor mu? Çünkü biliyorsunuz onların belli bir standardı var. Eğer o standardın altında tutulmuşsa onlara ceza yazılıyor. Çünkü onlar normalde ne tutulabilir, yani ne avlanabilir ne de satılabilir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçı teknelerine baskın düzenlediler bu konuda. Balıkların boyunu ölçtüler ve teknelerin velklerini kontrol ettiler. O baskınlara CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamaloğlu da eşlik etti. İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler ve deniz polisleri şimdi İstanbul Boğazı'nda ve çevresindeki balıkçı teknelerini denetliyor. Şimdi bir troll tekne Beykoz koyunda bulundu. O tekne şimdi denetlenecek. Tekne az önce balıklarını içeri çektiği görülüyor. Hemen kabın içindeki buzlar bize bunu gösteriyor. Şimdi İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri tekneye yanaştılar. Denizdeki tekneye yanaştılar. İp attılar ve karşı tarafa geçiyorlar. Troll teknesine geçecekler ve orada denetleme yapacaklar. Bu denetlemelerde neye bakılıyor? Zamana bakılıyor. Yani avlanan türün doğru zamanda olduğuna olup olmadığına bakılıyor. Balıkların boyu ölçülüyor. Yer yani derinlik yasaklarına bakılıyor. Yapılan av doğru yerde mi yapıldı, doğru derinlikte mi yapıldı? Ona bakılıyor. Şimdi İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, il müdürü Ahmet Yavuz Karaca karşıda. Ekipler de yanında, sahil güvenlik ekipleri. Şimdi burada ellerinde hemen bir tane metal parçası var. O metal parçası sayesinde balıkların boylarını görüyorlar. Böyle gel. Yasin Kamaloğlu da şimdi diğer tekneye geçiş yaptı. Buradaki incelemeye bakılacağız. Yakalanan balığın hangi tür ve boyunun ne olduğu ölçülecek. Şimdi il müdürü eldivenlerini takılıyor. Sanırım istavrit bu balık. İstavrit ve tekir balığı avlanmış. Kasadalar, şimdi onların boyu ölçülecek. Bu denetimlerde balıkların boyuna bakılıyor özellikle. Tabii ki zaman, hangi tür balığın avlandığı önemli. Yasak olup olmadığı önemli. Boyları nasıl olmalı? İstavritlerin boyu minimum 13 santim olmalı. Şimdi ölçülüyor. Boylarına bakılacak. Birden fazla balık koyuluyor ki doğru boy oranı yakalanabilmesi için 13 santim olması gerekiyor. İstavrit balığının, şimdi diğer balıklar da denetleniyor. Hamsinin 9, palamutun 25, barbun tekirin 11 santim olması gerekiyor. Doğru boyutta avlanabilmesi için. Şimdi il müdürü, il tarım orman müdürü bakıyor. Şimdi belli bir arazi oran dediğimiz %15 civarında küçük boy olabilir. Onda sıkıntı yok. O arazi oran vardır zaten mevzuatta. Boyu kurtarıyor. Gayet güzel istavritlerimiz. Bir de tekire bakalım. Şimdi tekirin de boyu ölçülüyor. Tekirin boyu 11 santim olması gerekiyor. Şimdi o ölçüm de yapılacak. Evet, orada da ölçeceğiz, orada da. Orada da var. Ahmet Bey, boyutlar normal mi şu an? Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor ikisinde de. Tabii öbür tarafta da avlanan balıklar var. Onlara geçeceğiz şimdi. Onları da bir ölçeceğiz. Evet, şu an. Şimdi teknede, Beykoz açıklarındaki balıkçı teknesinde. Burası bir teknere, gırgır teknesi. Burada avlanan diğer balıklar bakılacak. Bu da lüfer balığımız. Boğazın incisi. Gerçekten çok güzel bir balık. Bunda 18 santim olması gerekirken gördüğünüz gibi gayet güzel. Herhangi bir problem gözükmüyor. Balıkçımız zaten az önce biz Bagis balıkçı gelmesi izleme sisteminden gördük. Yeni av şeyini bitirdi. Ağını topladı. Hemen akabinde de biz geldik zaten. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bir de evraklarını kontrol edeceğiz tabii ki. Şimdi balıkların boyu bakıldı. Beykoz koyunda, İstanbul Boğazı'nda yapılan av sonrasında buradaki balıklar incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balık boyları metale koyularak bakıldı. İstavrit, tekir ve lüfer yakalanmıştı bu teknede. Teknede yakalanan balıkların boyunun normal olduğu görüldü. Eğer balıklar küçük olsaydı ya da teknedeki belgelerde eksiklikler olursa ekipler cezai işlem uyguluyor. Belge eksikliği ve yasak bir durum varsa da tekneye el koyuyorlar. İstanbul Boğazı'nda, İstanbul çevresinde denetimler
tüm hızıyla devam ediyor. Biz de CNN Türk ekibi olarak bu denetimlere, balıkçılara yapılan denetimlere katıldık. Diyelim, sözü stüdyoya bırakalım.